Değerli YouTube izleyicileri ve Ankara Teknomarket izleyicileri, yeni günde sizlere günaydın diyorum ve Küçük Dev'le sizleri tanıştıracağım. Radyo severlerin, müzik severlerin yeni sevgilisi olacak bir ürünle karşınızdayım. Belki de birçoğunuz şu anda elinizde bu üründen var ve kullanmaktasınız. Bu ürün Big Pro markası B006 olarak karşımıza sunulmuş bir ürün. Everton RT315T şeklinde de piyasaya daha önce sürüldü. Yine 4040BT olarak da karşınıza çıkan bir ürün. Tabii ki Çin'de üretiliyor ve üzerine farklı firmaların farklı markaları ve modelleri basılı şekilde geliyor. Ürünün en büyük özelliği radyo aramasının analog tuşla yapılıyor olması. Radyo frekansını ayarlamak için bakın üst kısımda FM, AM, SW1, SW2 bantlarına geçiş var. Cihazın sağ tarafına baktığımda kapalı konumu, MP3 konumu ve radyo konumu şeklinde üçlü bir anahtara sahip. Görmüş olduğunuz gibi kulaklık çıkışına sahip olduğu için 3,5 milim jack'lı her kulaklıkla cihazı kendi özelinizde dinleyebilmektesiniz. Ayrıca üzerinde bulunan hoparlörle de normal bir şekilde dinleme yapabilirsiniz. TF kart ve USB üzerinden MP3 destekliyor. Şu kısımda görmüş olduğunuz yerse kayış kanalı ve kutunun içerisinden kayış da çıkmakta. Cihazı güzel yapan en büyük özelliği şu. Arkada bir pil kapağı var gördüğünüz gibi. Bu pil kapağının içine 3 tane kalem pil takarak cihazı kullanabiliyorsunuz. Kalem pili bakkallarda, büfelerde ve teknoloji marketlerde her yerde bulabildiğiniz gibi şarjlı kalem pil de kullanabilmektesiniz. Peki burada yalnızca kalem pille mi kullanabiliyorum diyeceksiniz. Şöyle bir şey var bakın. Tanıdık geldi mi? BL5C batarya. 3310 cep telefonlarının bataryası. Görmüş olduğunuz gibi bunu takıyorum. Bundan her yerde bulabiliyorsunuz ve hepinizin evinde zaten birer tane mutlaka var. Şarj edip yedek olarak koyabilirsiniz. Bu içerisinde geliyor. Yanında pil gelmiyor ama bu geliyor. Görmüş olduğunuz gibi antenli bir model olduğu için radyo çekiminde bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tabii artık karasal yayınların biraz daha zayıf olduğunu düşünürseniz bazı yerlerde çekim sorunu yaşayabilirsiniz. Bu cihazla alakalı değil. Evet şimdi müzik çalamayacağım lisanstan dolayı. Fakat şöyle açma kapamasının şu anda off modunda radyoya alıyorum. Şu tuş gördüğünüz gibi açıyor. Buradan da aramayı yapıyorum. Şu an herhangi bir kanal açıp size dinletmeyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi buradan da kısıyorum. Sesi açıyorum. Sağ kısımda en alta indiğimde cihaz kapanıyor. Sadece bir üste alırsam gördüğünüz gibi Bluetooth özelliğini aldı. Eğer flash disk ya da TF kart takarsam modlardan geçiş yapabiliyorum. Sağ tarafa baktığınızda bakın 5 voltluk cep telefonu şarj kafanızla cihazı şarj edebiliyorsunuz.
İçerisinden şarj kablosu çıkıyor. Pil kısmını şarj etmez. Yani şarjda pil dahi taksanız şu kısımlardan şarj yapmaz. Yalnızca şu bataryayı şarj eder. Cihazı kapatmak için off konumuna getiriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça sade bir tasarıma sahip. Dahili hoparlörü, kulaklık girişi, anteni, FM, AM, SW1, SW2 bandı, USB flash girişi, TF kart girişi ve şarj girişi sayesinde size yeterli olacak bir ürün. Ürünün boyutlarına baktığımızda ambalajın 13,5 santime 8,5 santim olduğunu hatırlatmakta fayda var. Diğer ürünlerimizi incelemek için Anadolu Pars Bilgisayar mağazasına Ankara'da Altındağ'da ulaşabilirsiniz. Telefonlardan ulaşarak Google üzerinden Anadolu Pars Bilgisayar arayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Yarın yeni videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.